Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte korkunç Gartlife hatasını inceleyeceğiz. Yani açıkçası arkadaşlar ben böyle şeylere inanmıyorum ve sizin de inanmanızı tavsiye etmiyorum. Tabii videoyu daha izlemedik ama videonun açıklamasında bir şey yazıyor. Yani bu eğlence amaçlı yapılmıştır, eğlence amaçlı çekilmiştir diyor. O yüzden arkadaşlar rüyalarınıza girmesin yani gerek yok. Hadi başlayalım. Evet, başladık. Önce saçları seçiyor. Sanırım bir karaktere özellikle benzetmeye çalışacak. Yani hatayı yapmak için tokasını falan her şeyini ayarlıyor, ten rengini, saçını. Hepsini en ince ayrıntısına kadar ayarlıyor ve bunun kombinasyonları nasıl buldu gerçekten bilmiyorum. Yani sonuçta tek bir şey bile farklı yaparsan o hata gerçek olmaz. Bayağı da karakteri güzel yaptı yalnız ha. O konuda helal olsun. Gerçekten güzel yaptı karakteri. Bayağı tatlı mı tatlı bir anime kız oldu. Evet. Yani bunları neye göre seçiyor onu da bilmiyorum. Bu şapkayı falan neye göre seçiyor. Evet. Şeyleri de ayarlıyor. Karakterini falan da ayarlıyor. Yani kızgın mı olacak bilmem ne falan onları da ayarladı. Evet. Şimdi Gartlife'dan çıktı ve tekrar Gartlife'ı açtı. Ne? Bir şey yok ki. Ha. Ne lan bu? Lan bunları kendin yaptın değil mi? Bizi kekleme şu an. Bak şu an kolpadasın ha. Vallahi şu an kolpadasın. Bizi keklemeye çalışıyorsun ama biz yemeyiz. Metoflaz ve takipçileri yemez bu numaraları oğlum. Evet yine bir şeyler değiştirdi. Ne yani şu anda hatayı yapmak için mi uğraşıyor? Oğlum ben hiçbir şey anlamadım ya. Bende mi bir sıkıntı var acaba? Neyse. Ne olmuş lan? Öyle bir şey görmüş ki yani altına sıçarmış gibi bir görüntüsü var yani kızım vallahi. Ama değiştirdi. Buna ne olmuş lan? Evet gözünü açtı. Karakterleri yalnız çok güzel yapmış lan. Harbi karakterler çok yaratıcı olmuş yani. Karakter konusunda bayağı iyiymiş yapan arkadaş. Evet pelerini falan her şeyini ayarladı. Şimdi bunları yapınca mı hata çıkacak? Evet. Gözünü falan değiştiriyor. Yani bana saçma geldi ama neyse. Evet onu çıkardı. Onu da çıkardı. Geri koydu. Çıkardı. Hepsini çıkardı şimdi. Aa. Oha. Lütfen yeni OC'yi sil. Neden sileyim diyor. Neden sileyim diyor. Seni silmen konusunda uyarıyorum diyor. Silme. Bakalım ne olacak. OC dediği şey de sanırım karakter olması lazım. Ne oluyor lan? Oğlum ten rengi yok. Hiçbir şey yok. Ana. Ne yapıyorsun lan? Şu an yani bildiğin manken gibi bir şey oldu. Hani raflarda olan mankenler falan var ya onlar gibi oldu. Evet ismini ne koyacaksın? Evet karakteri Yandere'ymiş. Yandere deli gibi bir şeydi galiba. Böyle sevgilisi için deliren tiplerden. Ben de biliyorum az çok. Evet geri döndün ve ne oldu? Gir bakalım yeniden. Videoyu kestiğini bilmiyoruz sanki. Neden Jasmine yerde diyor. Nasıl geri geldi diyor. Neden beni sildin diyor. O da diyecek özür dilerim kusura bakma falan. Ne yavaş yazıyorsun ya? Çünkü
Sen delisin. You're crazy. Çünkü sen delisin diyor. Niye lan, kız ne yaptı lan? Çünkü sen... La bir yazamadım be. Bir yazamadın ya. Ana lan. Yazıyor lan. Kendinden mi silecek? Ha, mutlu yaptı. Evet. Yarayı da kaldırdı sanırım. O yaraydı galiba. Bak şimdi çok tatlı bir kız oldu. Çok tatlı şu an. Çok şirin bir şirin bir kız oldu. Aa, bunun niye gözü... Göz bandı gelmiş lan buna. Gözünü kapatmışlar. Bunun, bu yapmadı yani. Evet bak, bu da şaşırmış. Değiştiriyor değiştiriyor. Eski hallerine dönüyor. Galiba olay bu. Jeton yeni düştü ama. Çok garip bir video yani. O yüzden normal bence, geç anlama. Bak bu da hala endişeli. Normal yaptı. Bu da korkmuş, endişeli bir şekilde bakıyor. Bunu da mutlu yapacak galiba. Heh. Bu ne lan? O ağız neydi lan? Evet, bu da bıkmış. Yani mimikleri bıkmış yani artık. Her ne yaşadıysa ondan bıkmış izlenimi veriyor mimikleri. Onu da düzeltti. Evet, bu da şaşkın. Ne gördünüz oğlum? Ne gördüler acaba? Tamam. Şimdi hepsi mutlu. Yine çıkgir bakalım, yine değişecek mi? Evet, arka plan tamamen pembe. Lan! Oğlum! Az önce düzelttin. Allah Allah. Bunda bir montaj hilesi var ama ne bilmiyorum. Ama böyle bir şey olabileceğini zannetmiyorum. Evet, devam etmeye korkuyormuş, öyle diyor. Yine kontrol etmemiş karakterlerini çünkü korkuyormuş, öyle diyor. Evet, bu kadar. Yani şimdi izledikten sonra şöyle düşünmeye başladım. Şöyle bir hata gerçek olabilir. Yani mesela önceden karakteri korkunç bir şekilde yapmıştır ve sonra değiştirmiştir. Kaydetmeden çıkmış da olabilir, bilmiyorum. Eski haline dönüyordur. Ama bunun böyle kasıtlı bir şekilde korkunç bir hata olduğunu zannetmiyorum. Bence öyle. Bilmiyorum, hani Easter egg de koyabilirler. Easter egg ne demek diyenler için hemen cevaplandırayım arkadaşlar. Easter egg gizemli yumurta. Yani mesela oyunlar veya programlar sırf eğlence olsun diye böyle gizemli şeyler koyabiliyorlar. Onlardan da olabilir ama zannetmiyorum. Sadece basit bir hata veya kaydetmeden çıkıyor. Olay bu. Evet, bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın familyam.